Yeni bir günden herkese merhaba. Yeni bir gün derken saat 2 oldu arkadaşlar. Sabah. Gördüğünüz görüntüler saat 8'e 10 varken. Ortalık zindan karanlık gibiydi yani. Gerçekten çok karanlıktı ya. Uyandım. Çıktım pufiyle. Nasıl çıktım bir ben biliyorum. Dün yani saat 6, 6.30'du. Ben kapuska yemeği yapmıştım ya, etli kapuska fırında. Baktım bitiyor. Dedim akşamdan bir kuru fasulye koyayım ben. Pişsin. Tenceremde var ya, çabuk pişiyor. Bir baktım fasulye yok. Hemen bakkala. Koş koşu bakkala gittim. 5 paket fasulye aldım. Yani şu kuru fasulye bize çok tüketildiği için yani hep böyle unutuyorum. Böyle alıyorum da yani var mıdır yok mudur diye bakmayı unutuyorum. Onları ıslattım. Kaç paket bilmiyorum. Böyle bir yemeklik, bir litrelik poşetler var ya böyle fermuarlı. Onlara böldüm. Tam 15 poşet çıktı. Tabii ıslattım. Suda beklettim. Koydum derin dondurucuya. Yani 11'e kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Ev işleri oydu buydu. Yattım uyudum saat 11.30'da. Bir kalktım sabah, sormayın. Şu taraf, yani hasta olmayan tarafım aslında. Şu tarafta. Arkada böyle kürek kemiği var ya. Oradan bıçak saklıyorlar sanki. Artık nasıl uyuduysam böyle bir tutulmuş bir şey olmuş. Kıpırdanamıyorum. Böyle duruyorum. Yani doğrulamıyorum. Sabahtan beri neler denedik eşimle. O ovaladı. Kremler falan. Kızım geldi, kızım ovaladı. Yok. Sonra durun bakayım, robot gibiyim. Çok fena ağrıyor. Şunu taktım. 2 saattir şunlayım. Ve uzandım. Eşim dedi uzan dedi. Ama bu sana yardım etmez dedi. Yani evet çok güzel bir de ısıtma fonksiyonu var ya. Isıtıyor böyle. O sıcak çok güzel geliyor. Ama geçirmiyor. Yani o geçecek zamanla dedi. Bir kas gevşetici hap aldım. Geçmesini bekliyorum. Hiçbir şey de yapamıyorum. Yani canın acısından kamerayı bile elime alıp size merhaba diyemedim bu saate kadar. Şu an yapabiliyor muyum? Doğrulmazsam her şey yolunda. Böyle böyle yürüyorum. Neneler gibi evin içinde. Oh, oğlum da spagetti istedi. Onu yapıyorum şu anda. Ay size göstereyim mi? Dışarıda neler var? Çok övünecek bir şey değil tabii ki de. Durun bakayım. Alayım sizleri şöyle. Ufaktan ufaktan gidelim. Ufaktan ufaktan. Bunları da unutmayayım. Makarnaları. Görüyor musunuz hava nasıl kapalı? Nasıl yağmurlu? İğrenç, iğrenç bir havamız var. Bakın hemen çevireyim sizleri. Burada neler var? Raf aldık. Aldık derken buldum. Sabah pufiyle sabahın köründe eşimi aradım. Dedim biliyor musun dedim böyle raf çıkarmışlar. Atacaklar büyük ihtimal. Sağlam da. Bir de böyle şeyleri var. Duvara geçir diye. Yani düşmesinler diye. Büyük ihtimal sabitlemek için. 2 tane. Oh aradım eşimi dedim. Mehmet dedim gel bir bak. Şurada komşu çıkarmış. Bodrum katına koyabiliriz. Yani garaja koyabilirsin. Her yere şu an yağmurun altında kalmasınlar diye buraya koyduk. Dedim bir bak. O da geldi beğendi. İyiymiş Zeynep dedi. Alalım biz onları dedi. Sırtladı eşim getirdi. Teker teker. Ağacım da burada. Hemen göstereyim. Yeni yıl ağacımızı. Yani tek aktivitemiz bu oldu bugün. Anlayacağınız. Hava kapalı. Kapalı derken şöyle işte. Ben böyle ben çok sağlamdım. Bu tarafını düzeltsinler diye gittik. Bu tarafı yok ben bir ters olur ya öyle. Boynunuz tutulur. Ben bir acayip uyumuşum akşam. Yani yataktan zor kalktım zaten de. Olmuş bir şeyler. Ama önemli değil. Böyle bir tutulma o. Bir yanlış yatma. Yani yanlış yatmışım. Doğru düzgün yatamamışım anlayacağınız.
Ondan kaynaklanıyor. Öyle arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Kapıyı bile kapatamıyorum. Anlayacağınız. Durun bakayım şunun şeyine. Neydi bu? Spagetlerine. Oluşumun. Tamamdır. Kapatayım. Az önce koydum. Kapağını da kapatalım. Bir dursun böyle. Ah vah vah, saat 2 oldu. Hiçbir şey yapmadık. Bunları şimdi nasıl oturacağım? Şöyle. Şöyle oturayım. Işığım da burada. Biliyorsunuz mutfağımda ışık problemi. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Umarım benden çok çok daha iyisinizdir. Telefonum nerede ya? Bir şey, şimdi hiçbir şey yapamıyorum ya. İzleyecek bir şey arıyorum, onu da bulamıyorum. Ne yapayım? Ben de aldım, kitap okuyorum. Böyle yattığım yerden çok fena. Ama o tarafa yatamıyorum. Tek bu tarafa, sonra bıkıyorum bu tarafın, bu omuzumun üzerine yatınca da sıkıntı oluyor. Kalkıyorum, oturuyorum. Bir gevşeseydi şu kas gevşetici aldım ya. Ne zaman sürer acaba etkisi? Ama direndim tabii ki. Hemen ilaç almak istemedim. Ama eşim de haklı. O artık 1-2 güne geçer. Ne de yapsam. Sıcak torbalar var böyle. Kiraz çekirdeği dolu içi bir torba var. Onu ısıtıyorum mikrovalide. Sıcak iyi geliyor da. Yani yanlış da olmasın, ne bileyim. Yani daha kötü yapmasın sıcak. Ay hiç bilmiyorum. Öyle takılıyorum bugün. Anlayacağınız. Ben de durumlar böyle. Vay halimize. Öğleden sonra bakalım pufiyle nasıl çıkacağım. Çıkarım ben. Çıksam daha iyi hissedeceğim kendimi. Çünkü böyle yat kalk yat kalk. Böyle beynim bir buğulu buğulu böyle yani. Berrak değil şu an kafam. Böyle bir yarı uyuyormuş uyumuyormuş gibi. Uyuyamadım da. Keşke uyuyabilseydim. Bir öğlen uykusu iyi gelirdi, değil mi? Böyle relax, pazar günü. Ha, akşam o fasulyeleri ıslattım dedim ya. Bir de kuru fasulye yaptım. Bir de pilav yaptım yanına. Mis gibi. Akşama yiyecekler. Şimdi kuru fasulye istiyor musun dedim. Yok, akşama yeriz dediler. Yemeğim de var yani. Öyle çok aman zaman yapılacak işim de yok da. Yani böyle olmasaydı keşke. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ne yapacağız zaten 3 gün böyle evdeyiz. Her yer kapalı. Gezeceğiz. Gideceğiz bahçe. Bahçeye giderim ya. Giderim. Bence. Montuma yazdığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Ben de çok beğendim montumu. Yani beğendim derken aslında annem geldi akşam. Annem beğenmedi. Yani mont çok güzel. Ama kızım diyor, o ne öyle diyor. Hani şey, çuval gibi ya. Eşim de onu hiç beğenmedi. Çuval gibiymiş. Bana ne dedim ya, podyuma mı çıkacağım? Sıcacık tutuyor işte. Hani niye böyle bir model aldın sıcak tutsun diye. Böyle bacaklarımı, diz kapaklarıma kadar gelsin. Bu benim diz kapaklarım da geçiyor adeta. Dedim ben dün denedim. Hiç dedim umurumda değil yani, görüntü olarak umurumda değil neyin ne oldu. Sıcacık, kuru ve beni rüzgardan koruyor. Hiç dedim önemli değil. Bir tane daha alsaydın diyor böyle özel yerlere gitmek için. Yok dedim alamayacağım. Özel gittiğim hiçbir yer yok. Her şey günlük hayat bende. Özel yani almayacağım dedim. İyi tamam dedi. Senin seçimin, senin kararın da. Hani böyle çuval gibi. Dedim evet. Yani maksat da o. Çuval gibi böyle komple giyiyorsun. Seni korusun her türlü hava şartlarından, değil mi? Maksat o dedim. İyi tamam diyor. Sen be. Ama siz çok beğenmişsiniz. Evet. Eşime de söyledim. Bak dedim. Benimkiler beğendi. Ona göre. Ben kahve içmeye devam edeyim. Gireceğim şimdi. Şu Netflix'e. Eşim dedi var dedi güzel filmler falan izle dedi. Dedim tamam. Öyle. Gideceğim tekrardan uzanacağım. 4'e kadar en azından. Zaman geçer. Ne bileyim. Bir şey izlerken zaman geçer. Biz kızımla erkenden gittik, gezdik, geldik. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Ay şöyle bırakayım sizleri. Bahçeye giderken şu montu giriyorum.
Niye? Ay, durun uzaklaştırayım biraz. Çünkü diğerini böyle üzerime üzerime atlıyorlar ya. Yani yırtacaklar montumu diye çok korkuyorum. Bir tane turuncu var ya, içi turuncu dışı böyle gri gibi. O, onu yırttılar. Çakalla Pufi. O yüzden ay, bahçe montumu gireyim dedim. Bakar mısınız, hava daha kararmadı. Ama biz de erken çıktık ve şu arkam nasıl diye soracak olursanız, ay, 3 saat sonra iyi. Yani birazcık saldı, geçmedi ama büyük ihtimal o içtiğim kas gevşetici haptan olsa gerek. Gerçekten birazcık saldı. Daha rahat hareket edebiliyorum. Yani sabah çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Ay, diyorum böyle. Ya ben biraz nasıl denir? Sarsık uyarım. Böyle. Yani ya, nasıl diyeyim? Vardır insan, yatar yattığı gibi kalkar değil mi? Benim öyle değil. Çok sarsık. Çok. Sağ ayağım bir tarafta, sol ayağım bir tarafta, kafam bir tarafta ve büyük ihtimal akşamda artık uyarken ne yaptıysam oh, geçer inşallah, daha da iyi olur. Ama en azından doğrulabiliyorum. Tabii ki hiçbir şey yapmadım. Oturdum öyle. Bir tane Alman prodüksiyon bir dizi izledim Netflix'ten. 3. bölümüne geldim. Zaten mini bir dizi, öyle yazıyor. Mini seri diye geçiyor. Daha 2 bölümü var. Biter birazdan. Böyle kriminal bir şeydi. Ay, çok güzel. Hava güzel ama duyuyorsunuz, yağmur yağıyor. Evet. Yağmur yağıyor. O yüzden çok fazla oyalanmadık. Kızımla kısa bir tur attık eve. Yağmur yağarken istemiyor benimki çıkmak. Niye bilmiyorum. Ay, şurada bir oturasım geldi. Temiz havada çok iyi geldi. Sizlere çekim yapamadım ama oh, iyi geldi temiz hava. Gerçekten. Oh, yağmur da çok güzel. Oy, biraz ıslanayım böyle. Mont almamın sebebi yağmur yağarken ıslanmamam. Çünkü ben şemsiye taşımayı hiç sevmiyorum. Hiç. Yani hayatımda şemsiyeye para vermişliğim yok. Ya böyle ıslanırım ben. Hele yazın hiç kullanmam. Yani umurumda olmaz da ıslanıp ıslanmamak. Kışın üşüyor insan. Ay, biliyor musun, sokaklar bomboş. Her yer böyle, sanki zaten öyle. Yani normalde de zaten öyle. Herkes işinde gücünde, yani evinde. Fakat ekstra bir boş. Büyük ihtimal şimdi uzun tatil ya. Cumartesi de çalışmayanlar cumadan da gitmişlerdir diye düşünüyorum bir yerlere. İşte herkes ailesinin yanına falan gitmiştir. Çünkü bir sürü park yeri var. Her yer boş. Çok enteresan. Bu dönemlerde böyle oluyor. Yani okullarda tatil ya şimdi. Yaşadılar çocuklar. Ay, çok güzel. Çok güzel yağıyor. Sessiz, sakin. O fırtınalı dönem gibi değil. Bakar mısınız, şu benim güller. Ben onları kesecektim. Annem kesme dedi. Bakın, bunlar inşallah ikisi de oldu. Hala duruyorlar. Yazı bir daha kendi kendine açarlar değil mi? Açarlar. Bakın, bunlar da hala açmış durumda. Fıstıklar. Burada kim var? Kirpi, kirpi kardeş. Kirpi kardeşimiz de burada. Burada da burnunu kırdıkları kirpim. Bir şöyle Pufi kırdı. Ama ben onu yapıştırdım. Annem almıştı ya bunu, hatırlıyorsanız. Ay, korkuyorum, oyuncak bırakamıyorum etrafa. Yani kasten kırmıyorlar tabii ki. Ama birbirleriyle oynaşırken böyle bir çarpıyorlar. Merdivenlerin üzerinde duruyorlar diye. İyi. Bakalım bu regalleri ne yapacağız? İş mi diyorum, ne yapalım onları? Bodrum katını götürsek mi dedi. Ya dedim, bir dursunlar mı burada? Biz onları bir vernikleyelim böyle, bir güzel zımpara gibi bir şey yapalım. Belki burada yani oyuncak, çiçek falan dizebilirim yani onlara. Değil mi? Olur, niye olmasın? Misal böyle duvar gibi. Bilmiyorum. Böyle bir içimden geldi ama bakarız, aşağısı da dolu. Dolu yani. Oraya nereye ne koyacağım? Niye koyacağım? Değil mi? Öyle düşünüyorum tabii ki de. Ama orası da bodrum katı. Tabii ki fazlalıkları koymak için.
ve onu hep böyle derli toplu dursun istiyorum da o öyle bir şey değil. Orası bodrum katı. Toparlayacağız. Taşırlar belki oğlumla. Ama buraya da daha bir estetik bir şey almam gerekiyor böyle şeyler için. Bu daha kaba saba yapılmış bir şey. Aynen bu böyle diz kavanozları kela tipi bir şey bulduk ama ne zordur tabii bunu yapması falan. İşte çıkarmışlar, ihtiyaçları yok. Yeni bir şey almışlardır. Biz de aldık bedava. Almanya'nın bu yönünü seviyorum. Biliyorsunuz derin dondurucumu da öyle almıştık. Bir evi satacaklardı, boşaltıyorlar. Atacağız dediler. Biz de bedavadan derin dondurucu aldık. Hem de güzel bir marka. Siz bana demiştiniz o zaman. Ben biliyorsunuz markalarla benim işim olmaz. Pek bilmiyorum. Çok güzel. Yani çok güzel bir marka işte ne bileyim pahalıdır falan demiştiniz. Gerçekten çok güzel iş yapıyor. Onu da öyle atacaklar diye almıştık. Alırım ben. Böyle şey etmem yani. Gocunmam işte. Bir şey bulunca alırım. İşim yeter ki işimize yarasın. Değil mi? Güzel yağdı. Neyse. Kaçayım artık ben. Bugün de böyle olsun. Biraz sakat sakat. Ama bir şey çekemedim. Zaten hiçbir şey yapmadım gerçekten. Böyle tüm gün yan gel yat. Bazen de böyle olsun değil mi? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.